ya merhametsiniz? Selden zarar gören Pakistan için öğrencilerden toplanan paraları gece yarısı okula girerek çalan hırsız kayıplara karıştı. Ya merhametsiz? İnsanlık merhamet üzerine kurulu. Merhametini kaybeden insanlığını kaybeder. Diyanet İşleri Başkanlığı, merhamet.org. Evet sevgili Bağcılar halkı ve Hilal TV ekranlarından bizleri sadece Türkiye'nin değil, uydudan da dünyanın birçok yerinde izleyen, Avrupa'nın birçok bölgesinde seyreden değerli misafirlerimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrifinin arkamda gördüğünüz gibi 1443. yıl dönümünü kutladığımız bu güzel merasime hepiniz salatü selamlarla, onun kalbinizdeki sevgiyle, sevgisiyle ve alnınızdaki secde nuruyla hoş geldiniz. Hazreti Ayşe validemizin ifadesiyle, madem o yaşayan Kur'an'dı, madem Efendimiz Kur'an'ı hem okumayı hem de dinlemeyi severdi, o halde biz de onun sünnetini yerine getirelim. Biz dinlemekle bir sünneti yerine getirelim ve yine okumak için de Kur'an-ı Kerim'i ve bu geceyi Kur'an'ın altın anahtarıyla açmak üzere Hafız Abdurrahman Bozan hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Allah muvaffak etsin. Hocam iyice yaklaşalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا
في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله
فَلَا وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumma fussilet min ladun hakimin khabir. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الفاتحة. Evet, Bağcılar Belediye Başkanımız, bizim başkan Sayın Lokman Çağrıcı da teşrif ettiler. Hoş geldiniz başkanım. Aynı zamanda AK Parti ilçe başkanımız Sayın İsmet Öztürk ve Bagimder Genel Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Dönmez Bey de buradalar. Kendilerine sizler adına hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirlerimiz, Kur'an-ı Kerim sizi coşturdu öyle anlıyorum. Az sonra açış Kur'an-ı Kerim'i okuyan Hafız Abdurrahman Bozan hocamız, yine Profesör Doktor Rahmi Yaran hocamın din ve samimiyet konulu konuşmasının ardından 5 hafızla birlikte tekrar gelecekler. 2 hafızımız Mısır'dan, Yasir Şarkavi, Muhammed Şahat ve Beyazıt İmam Hatibi Suat Gözütok, değerli hafız Adem Karabey ve yine Abdurrahman Bozan hocamız 5'li olarak yine sahneye çıkıp bizlere muhteşem bir Kur'an ziyafeti sunacaklar. Bu sadece bir girizgahtı. Şimdi Bağcılar Olimpik Salonu'nu dolduran değerli misafirlerimiz ve Hilal Televizyonu'ndan dünyanın dört bir tarafında kutlu doğum coşkumuza eşlik eden değerli Müslümanlar, değerli Ümmeti Muhammed, muhterem misafirlerimiz. Gecemizin açış konuşmasını yapmak üzere Bağcılar Müftümüz muhterem Hasan Hüsnü Sula Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Sayın Kaymakamım, muhterem il müftümüz, sayın belediye başkanımız, AK Parti ilçe başkanımız, muhterem hazırun, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aşkıyla, onun güzel sözlerinden, öğütlerinden istifade etmek için Bağcılar Olimpik Salonu'nu dolduran değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Her sene Peygamber Efendimizin öğütlerinden, onun insanlığı dalaletten hidayete, karanlıktan aydınlığa çıkaran güzel sözlerinden bir demet sunuyoruz. Bu sene de dinin özü samimiyettir. Peygamber Efendimizin ifadesiyle din samimiyettir, din samimiyettir, din samimiyettir. Kim için ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında, Allah için, Allah'a kulluk yolunda samimiyet, onun kitabının emirlerini uygulamak yolunda samimiyet, onun peygamberinin yolunda gitme, ona layık ümmet olabilme yolunda samimiyet, bu milletin işlerini omuzlarına alan önderlerin samimiyetle hizmet etmeleri ve nihayet tüm ümmet için, tüm insanlık için samimiyet buyuran peygamberimize salatü selam olsun. Onu anıyoruz, onu anlamaya çalışıyoruz, onun aşkıyla burada küçük büyük toplanıyoruz. İşte bu vesileyle Peygamber Efendimizin yolunda hizmet etmek için yetişen İmam Hatip neslinin Kur'an kurslarının sunduğu programı izlediniz. Bu programı bize sunan Bagimder yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımızı hazırlayan öğretmenlerimize, sevgili yavrularımıza, Peygamber Efendimizin yolunda açan çiçeklere o güzel programları için teşekkür ediyorum. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. O kelamı okuyan hocamıza da teşekkür ediyorum. Ve nihayet sözü sahibine bırakmak gerekir diyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Safalar getirdiniz. Allahu Zülcelal yaptığınız bu samimi amelleri kabul eylesin. Resulüne ümmet eylesin. Hepinizi onun şefaatine mazhar eylesin. Allah'a emanet olunuz. Saygılarım. Bağcılar ilçe müftümüze bir çiçek takdimimiz olacak. Bu çiçeği takdim etmek üzere bundan sonraki konuşmacımızı Bagimder Genel Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Dönmez Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezun ve Mensup Derneği Başkanımız. Bu arada belediye meclisi üyelerimize, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, okul müdürlerimize, camilerimizin din görevlilerine ve Kur'an kursları hocalarımıza da ayrıca özellikle hoş geldiniz diyorum. Açış konuşması için Bağcılar Müftümüz Muhterem Hasan Hüsnü Sulu hocamıza teşekkür ediyorum. Evet, Bagimder Genel Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Dönmez'in konuşmasıyla devam ediyor programımız.
Sayın İstanbul İl Müftümüz, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın AK Parti İlçe Başkanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, değerli kardeşlerim, Kutlu Doğum özel programımıza hoş geldiniz. ...1443. yılını idrak ettiğimiz Kutlu Doğum Haftanızı tebrik ediyorum. Hiç şüphesiz Efendimizin doğumu insanlık tarihinin dönüm noktasıdır. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki bu kutlu elçiyi Yüce Mevlamız Kur'an-ı Kerim'inde bizlere şöyle anlatıyor. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Sevgili peygamberimiz dünyaya bir lütuf, alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Düşmanına dahi lanet etmeyip hidayet dileyen ve komşu açken tok yatan, yatanın gerçek mümin olmayacağını ifade eden peygamberimiz bizler için de tek örnek olmalıdır. Mevlana Hazretleri peygamberimizden aldığı değerler çerçevesinde insanlara sevgi yolunu göstermeye çalışır. Bu anlatımlarında da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan sıkça örnekler verir. Mevlana inanç dünyasını berraklaştırarak her yönüyle Yüce Allah'a, Hazreti Peygamber'e ve Kur'an'a bağlı olduğunu net ifadelerle dile getirir. Ben sağ olduğum müddetçe Kur'an'ın kölesiyim. Ben Muhammed Muhtar'ın yolunun tozuyum. Benim sözümden bundan başkasını kim naklederse ben ondan da bizarım, o sözlerden de bizarım. Değerli kardeşlerim, din Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırılan ilahi bir kanundur. Dinin kurucusu Allah, muhatabı insanlardır. Dinin amacı insanlara iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile çirkini bildirmektir. Onları dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşturmaktır. Yaşamı şefkat, merhamet ve erdem demek olan sevgili peygamberimizin bizlere işaret ettiği yön ve yaşam tarzına anlamlı ve yaşamalıyız. Doğruluğun ve dürüstlüğün sembolü olan o yüce insanın insanlara gösterdiği mukaddes yolda yürümeliyiz. Değerli kardeşlerim, malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yılki Kutlu Doğum Haftası'nın temasını Hazreti Peygamber din ve samimiyet olarak belirledi. Peygamber Efendimiz din samimiyettir buyurmuştur. Orada bulunan sahabeden bazıları ya Resulallah din kime karşı samimi olmaktır diye sorunca Efendimiz Aleyhisselam şöyle cevap vermiştir. Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların meşru yöneticilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır. İhlas ve samimiyet dinin özü, dindarlığının hülasasıdır. İhlas ve samimiyet inancın, kulluğun ve itaatin sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a özgü kılınmasıdır. İhlas ve samimiyet bütün ibadetlerin her türlü riya, gösteriş ve çıkar kaygılarından arındırılıp sadece Allah rızası için yapılmasıdır. İhlas ve samimiyet sadece inanç ve ibadetlerde değil, insan ilişkilerinde de önemlidir. Müslümanın Müslümana karşı samimi, içten ve gönülden davranması da dinin önemli bir ilkesidir. Zira müminin en önemli vasfı olan güvenilirlik ancak içten ve samimi davranışlarla sağlanabilir. Samimiyet her şeyden önce kendi içimizde ve kendimize karşı olmalıdır. İnsanın bazen kendi kendisini aldatması, kendi sözleri ve eylemleri arasında tutarsızlığa düşmesi ve bunu fark etmesi mümkündür. Bu durumdaki kişi başkalarını aldatabilse dahi kendi gözünde değerinin düşmesini engelleyemeyecek, zamanla özgüvenini yitirmiş bir şahsiyete dönüşecektir.
Samimiyetsiz, ihlassız davranışlar ve içi boş ibadetler bizim kendimizi kandırmamıza ve şeytanın çekim alanına girmemize neden olur. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez'in ifade ettiği gibi, din, dil, ırk, mezhep, meşrep, grup, siyasal tercihlerle kamplara bölünmek ve çatışmaların derinleştirilmek istendiği, vahdetten, birlikten ve beraberlikten bahsetmenin bile anlamını yitirdiği bir dönemdeyiz. Her tarafta kan, gözyaşı ve umutsuzluk hakim. Her türlü çıkar ve kaygılar bir tarafa bırakılarak birlikte yaşamanın hukukunu ve kardeşlik ahlakını her mümin vicdan samimiyetle istemeli ve bunu tesis etmek için gayret etmeli. Sevgili Peygamberimiz veda hutbesinde "Ey müminler sözümü iyi dinleyiniz" buyurarak bizlere şu tembihatı yapıyor. Size bir emanet bırakıyorum ki siz ona sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiçbir zaman şaşıramazsınız. O emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ey müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi muhafaza ediniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir ve bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Ancak bugün içinde yaşadığımız çağın doğumunu kutladığımız sevgili peygamberimizin örnekliğine, önderliğine ve rehberliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bugün onu okumaya, onu anlamaya, dahası yaşamaya ihtiyacımız var. Onu tanımanın, onu sevmenin sağlayacağı güven ortamına ihtiyacımız var. Cumhuriyetin ilk marif vekili, Milli Eğitim Bakanı Rıza Nur'un ilk hükümet programını okurken söylediği "eğitimin amacı dini ve milli eğitim almış nesiller yetiştirmektir" sözleri İmam Hatip mekteplerine duyulan ihtiyacın göstergesi olmuştu. Hamdolsun bugün İmam Hatip okullarımız her geçen gün çoğalmakta ve eğitim kalitesi de artarak devam etmektedir. Bağcılar ilçemizde 6 İmam Hatip Ortaokulu ve 5 İmam Hatip Lisesi eğitim vermektedir. Bizler İmam Hatip liselerine ve İmam Hatipli kardeşlerimize yardımcı olmak, bu yolda hizmet etmek maksadıyla Bagimderi yani Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezun ve Mensupları Derneği'ni kurduk. Bu yıl başında derneğimiz kuruldu ve hamdolsun etkinliklerimize hemen başladık. Liseler arası temel dini bilgiler yarışması, liseler arası siyer yarışması, liseler arası kitap okuma yarışması, liseler arası münazara, ortaokullar arası Hazreti Muhammed'in hayatı konulu yarışmalar tertip ettik. İnşallah bundan sonra da faaliyet alanlarımızı daha da artırarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, bizler Peygamberimizin gönlünden hiç eksik olmadık. O bizlerden hep kardeşlerim diye söz etti. Rabbimden niyazım odur ki sizlerin, bizlerin, hepimizin gönlünden de Peygamberimizin hiçbir zaman eksik olmaması. Onun kutlu doğumunun ülkemiz, milletimiz, alemi İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ben bu programın hazırlanmasında emeğe geçen başka İstanbul Müftümüz Profesör Doktor Rahmi Yaran hocamıza, Bağcılar Müftümüz Hasan Hüsnü Sula hocamıza, Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağrıcı'ya, velhasıl tüm emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu anlamlı gecede bu salonu dolduran sizlere ayrıca teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyor. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bagimder Genel Başkanımız Hasan Hüseyin Dönmez Bey'e çiçeğini takdim etmek üzere Bağcılar Müftümüz Hasan Hüsnü Sula hocamızı davet ediyorum. Şöyle ön tarafa geçelim değerli müftüm. Evet, Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği Kutlu Doğum programımız devam ediyor. Bağcılar Olimpik Salonu'nu dolduran değerli misafirlerimiz ve ekran başında Hilal Televizyon'dan bizleri izleyen değerli misafirlerimiz,
Çok teşekkür ediyoruz Bagimder Genel Başkanımıza. Konuşmalarla devam edeceğiz. Ardından kısa bir filmimiz var. Sonra İstanbul İl Müftümüz Profesör Doktor Rahmi Yaran hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu sene seçtiği din ve samimiyet temalı bir konuşma yapacak. Ardından hafızlar ve yine bir ilahi grubuyla devam edecek programımız. En sonunda bir ödül törenimiz var. Şimdi huzurlarınıza ev sahiplerimizden, Bağcılar'ın en ücra köşelerine hizmet için koşan, her hücresiyle gece gündüz çalışan, sizin bizim başkan diye çok güzel ifade ettiğiniz Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağrıcı'yı davet ediyorum. Sizler de içinizden salatü selamlar getirmeye devam edin. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel-Ahirin. Çok saygıdeğer İl Müftümüz, Sayın Kaymakamımız, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanımız, Milli Eğitim Müdürümüz, Müftümüz, velhasıl aziz dostlar, din görevlileri kardeşlerim, dernek ve vakıf başkanlarımız, muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, peygamber aşıkları, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Bize içimizden bir elçi gönderen yüce Rabbimize hamdolsun. Müminlere karşı çok merhametli, çok şefkatli olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, 1443. yılını idrak ettiğimiz kutlu doğum haftanızı tebrik ediyorum. Bağcılar Müftülüğümüzle birlikte düzenlediğimiz kutlu doğum programımıza tekrar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hatırladığınız gibi geçen yıl sene kutlu doğum haftasının konusu insan onuruydu. Her insan dinine, ırkına, düşüncesine bakılmaksızın insanlık onuruna sahipti. Her insan yaratılmışların en üstünü insandı. İnsan eşrefi mahlukattı ve biz insanı Yunus Emre'nin ifadesiyle yaradandan ötürü severiz. Öncelikle hep beraber hamd ediyoruz ve şükrediyoruz ki Rabbim bizleri Müslüman bir anadan ve Müslüman bir babadan dünyaya getirdi. Allah muhafaza, başka bir toplulukta da başka bir inanca sahip olarak da dünyaya gelebilirdik. İnsan anasından Müslüman olarak doğar ve toplumlara göre şekillenir. Yine Rabbimize hamd ediyor ve şükrediyoruz ki yeryüzünde insan Allah'ın en yaratmış olduğu en kutsal varlık ve bizlere de böyle kutsal varlığa hizmet etme şerefini bahşetmiş. Bağcılar Belediyesi olarak Bağcılar'da insan ortak paydasıyla yola çıktık. Önce insan dedik. Hizmetin merkezine insanı aldık ve hizmetimizi yaparken de eşit ve adil olmanın da hep onurunu ve gururunu yaşadık.
Yine Rabbime hamd ediyor ve şükrediyorum ki 15 yıllık, yalnız şu sağ taraftaki ses fazla geliyor arkadaşlar. Çocuklar sessiz olalım lütfen, başkanımız konuşurken istirham ediyorum. Bakın fazla konuşmayacağım ama bu akşam burada, bu salonda birçok programlar yapıldı. En anlamlılarından bir tanesini bu akşam hep birlikte idrak ediyoruz. O açıdan bu gecenin anlamına uygun olarak da sabırla dinlemenizi istirham ediyorum. Herkese eşit mesafede ve insan olduğu için hizmet etmenin onurunu ve şerefini yaşadık. Ve Rabbime hamd ediyor ve şükrediyorum ki 15 yıllık belediyecilik hayatımdan sonra yeni bir dönemde 9'u büyükşehir, 59 vilayetten fazla oy alarak Rabbim bu görevi tekrar sizlerin teveccühüyle bizlere nasip etti. Hamd ediyor ve şükrediyorum. Bugüne kadar her seferinde yola çıkarken "Ya Rabbi bizleri mahcup etme" dedik. Ve "Ya Rabbi makamlarımızı yükselttikçe gönlümüzü alçalt Ya Rabbi" diye dua ettik. Ve aynı duayı tekrar ediyoruz. Ve diyoruz ki "Ya Rabbi görevimizi tamamladığımızda da bu sevgi, bu güzelliği bizlerden mahrum eyleme Ya Rabbi" diye dua ediyoruz. Rabbim dualarımızı kabul eyledi. Ve ülkemizde bugün güzellikler yükseliyorsa sizlerin duası ve desteğiyledir. Yine ülkemizdeki hizmet aşkında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere başbakanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımızdan ilçe belediye başkanlarımıza ve belde belediye başkanlarımıza kadar vatana, millete, İslam'a ve ezana ve bayrağa halellik getirmeden hizmet ettikleri için şükranlarımı sunuyorum sizler adına. Rabbim onları var eylesin. Bizler için kutsal olan değerlerimize, tekrar söylüyorum, vatana, millete, ezana ve bayrağa halallik getirilmediği sürece her insan başımızın tacıdır. Ama bu değerlerimize dokunulduğunda gerekirse canımızı da vereceğimizi herkes bilmesini buradan tekrar ifade ediyorum. Değerli dostlar, samimiyet ve insan. Bakın, ülkemizde birçok güzellikler yaşanırken daha öncesinde bizim gibi düşünmeyenler bizleri farklı görmüş olabilirler. Ve bizleri farklı cümlelerle kendilerinden saymamış olabilirler. Ama hamdolsun ki Rabbime yine şükrediyoruz ki AK Parti iktidarında bizim gibi düşünmeyenler de aynı derecede insanca hizmet aldılar. Hiçbir kimse de ötekileştirilmedi. Bunu buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Hazreti Mevlana çok güzel söyler. Her sözü güzeldir. Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar der. Heyecanımız ve hizmet aşkımız bir sonraki nesilleri güzel bir şekilde hazırlayarak kıyamete kadar devam edecek nesillerden hayır dua almaktır. Güneş gibi ol şefkatte, merhamette, gece gibi ol ayıpları örtmekte, akar su gibi ol keremde, cömertlikte, ölü gibi ol öfkede, asabiyette, toprak gibi ol o tevazuda, mahviyette, ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Rahmetli andığımız
merhum Ali Kurucu hocamız yine bir beytinde, ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuri dilara, nurun ki gönül derdime dermandır efendim. Değerli dostlar, Rabbim bizleri şefaatinden mahrum eylemesin Yüce Nebi'nin. Ve yine diyoruz ki, ya Rabbi bu ümmeti, bu milleti bir daha birbiriyle imtihan etme ya Rabbi diye dua ediyoruz. Ve kutlu doğum haftasındayız. Mutlaka dualarımızı artarak devam edeceğiz. Bizler beddua eden değil, nefret eden değil, nefret ettiren değil, sevdiren bir ümmetin nesliyiz ve devamıyız. Keşke dinleyenler Resulü dinleselerdi. Keşke dinleyenler Allah'ı dinleselerdi. Rabbim inşallah bir gün Resulünü ve Allah'ı dinlemeyi de nasip eder. Ben bu vesileyle tekrar kutlu doğum haftanızı tebrik ediyorum. Bu programda emeği geçen Bağcılar Müftülüğümüze, tabii ki tüm programlarımızda olduğu gibi yine bizleri yalnız bırakmayan İstanbul İl Müftümüze, Bağcılar Müftümüzün nezdinde tüm mesai arkadaşlarına, meslektaşlarıma ve Bagimder Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanımızın nezdinde tüm ekibine, yönetimine ve bu geminin kaptanı olarak tabii ki çaycısı, yamakçısı ve görevlileri de var. Tüm mesai arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah ülkemizdeki bu güzelliği dünya mazlumlarının sesi olma noktasında bizlerden esirgemesin diye dua ediyoruz. Ve tekrar diyoruz ki ya Rabbi bu ümmeti bir daha birbirleriyle imtihan etme ya Rabbi diyoruz. Geceniz mübarek olsun. Rabbim güzelliklerinizi daim eylesin. Rabbim samiyetimizi bozmasın diye dua ediyoruz. Geceniz mübarek olsun. Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağrıcı'ya çiçeğini takdim etmek üzere ilçe müftümüzü bir kere daha davet ediyorum. Güzel insan. Hizmet insanı, imanlı imam nesli. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu güzel konuşmalarından dolayı saygılar sunarız efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Rabbime hamdolsun. Rabbime hamdolsun. Seçimden sonra sesi kısılanlardan olmadık. Seçimden önce sesi kısılanlardanız. Hamd ediyoruz Rabbimize. Şükrediyoruz. Tabii herkes İmam Hatipli olunca konuşmakta biraz zorlanıyorum. Salonda çoğunlukta İmam Hatipli. O açıdan meslektaşım, sizlerle gurur duyuyorum. Sesi her daim gür çıksın diye dua ettiğimiz Bağcılar Belediye Başkanımız yine sizin deyiminizle bizim başkan değerli Lokman Çağrıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Bağcılar Kaymakamımız Sayın Erdal Çakır'ı konuşmaları için huzurlarınıza davet ediyorum. Tamam. Seyyidina Muhammed'in
Çok kıymetli İstanbul İl Müftümüz Profesör Doktor Rahmi Yaran hocamız, Bağcılar Belediye Başkanımız, İktidar Partisi ilçe başkanı, çok kıymetli daire amirlerimiz, din görevlilerimiz ve sizler Bağcılar'ın güzel ve inançlı insanları. Peygamber Efendimizin miladi 20 Nisan doğumu itibariyle düzenlenmiş olan Kutlu Doğum Haftası çerçevesinde yine Bağcılar'da Olimpik Salon'da bir güzel programın icrasını yaşamaktayız. Peygamberimizin dünyaya teşrifleri tarihi olan Hicri Rebiülevvel ayının 12. gecesi. Asırlardan beri milletimiz tarafından Mevlid-i Nebevi olarak kutlanmaktadır. Hazreti Peygamberi ve onun insanlığa takdim ettiği değerleri, İslam'ın aydınlık bilgisini ve mesajını doğru ve sahih bilgiler ışığında seçkin, güvenilir ve alanında ehil şahsiyetlerin katkılarıyla vatandaşlarımıza daha etkili ve yaygın bir şekilde anlatmak ve tanıtmak amacıyla 1994 senesinden itibaren Peygamberimizin miladi doğum tarihi olan 20 Nisan'ın içinde bulunduğu hafta Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanmaktadır. Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle her sene elimiz erdiği kadarıyla, idrak edebildiğimiz kadarıyla onu anlamaya çalışmaktayız. Varlık ve yokluk aleminin iki doğunun ve iki batının Rabbi, zaman ve mekanın sahibi Allah, bütün insanlığa, bilinen ve bilinmeyen bütün alemlere rahmet olarak gönderdiği 124 bin peygambere serveri nebi olarak gönderdiği peygamberimize bizler hepimiz borçluyuz. Bu borç ödenesi bir borç değildir. Borçluyuz. Peygamberimiz sayesinde varlık sebebimizi öğrendik. Yokluk aleminden varlık yakasına geçiş gayemizi öğrendik. Kim olduğumuzu bildik, ne olduğumuzu anladık. İlleti gayeyi öğrendik. Hiç olmamak varken varlık alemine geçişin sebebini anladık. Bizler ondan asırlar sonra gelen takipçileri olarak, onu hiç görmeyen takipçileri olarak, ondan asırlar sonraki ümmeti olarak, ahir zaman peygamberinin ahir zaman ümmeti olarak, değerlerin alt üst olduğu, günlük faydalar adına sonsuzluğun feda edildiği ve hiçbir zaman olmadığı kadar Müslümanların zor ve sıkıntılı şartlarda olduğu şu çağda, her zamankinden daha fazla yine onun gölgesine sığınıyoruz, huzurumuzu yine onun dizinin dibinde arıyoruz. Bugün 1400 küsur sene sonra hala kendisine sığındığımız ve hala bizi gözeten
peygamberimizin çok sonra gelecek olan kardeşlerim övgüsüne muhatap olmak gayesiyle herkesin bu mutlu gününü, kutlu doğum haftasını layık olduğu şekliyle değerlendirebilmesi temennisiyle bu güzel günlerin, kutlu doğum haftasının bütün milletimiz ve bütün Müslümanlık için parlak ufuklara ulaşmanın başlangıç tarihi olması temennisiyle siz buraya gelen çok kıymetli Müslümanlara bu güzel programa az veya çok emeği geçen bütün herkese sevgi ve saygılarımı sunuyor, selamlar ediyorum. Ayrılmayın. Bağcılar Kaymakamımız Sayın Erdal Çakır'a teşekkür ediyoruz. Yine ev sahibimiz, değerli müftümüz çiçeğini takdim edecekler. Sayın Kaymakamımızın katılımınız ve konuşmanız için teşekkür ediyorum. Alemlere rahmet olarak geldin. Ümmetine şefaat vaat eyledin. Güzel ahlakı sen tamam eyledin. Selam, salat sana ya Resulallah. Ne büyük şeref sana ümmet olmak. Gösterdiğin doğru yola koyulmak. Kur'an'a sarılmak, namaza durmak. Senin öğüdündür ya Resulallah. O zaman salat da selam da sanadır ya Resulallah. Peki programımızın şu dakikasında ekran başında izleyen izleyicilerimiz de dahil Efendimiz'e salatu selam getirelim mi lütfen? Bu salonu inletelim mi salatu selamla? Efendimizin ruhaniyetini haberdar edelim mi? Evet, benimle beraber salatu selam getirsin herkes lütfen. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Sadece neden benden ses çıkıyor? Coşkuyla bir kere daha lütfen. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Efendim. Evet, mikrofonsuz sizden dinliyoruz şimdi. Allah. Sizler dünyada Efendimiz'e salatü selamla haberdar ettiniz ya, mahşerde sizi nasıl tanıyacak biliyor musunuz? Alnınızdaki secde izinden, kollarınızdaki abdestin nurundan tanıyacak. İnşallah öyle olur. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırladığı din ve samimiyet temalı kısa bir filmimiz var. Ardından İl Müftümüz Profesör Doktor Rahmi Yaran hocamızın konuşmasıyla devam edeceğiz. Gözleriniz sahnenin iki yanındaki ekranlarda olsun. Mm-hmm.
Din samimiyettir. Din samimiyettir diye buyurdu Allah Resulü. Kime veya neye karşı samimi olmak diye sordu ashab-ı kiram. Allah'a, kitabına, peygamberine ve bütün iman ehline diye cevap verdi Allah'ın elçisi. Peki neydi samimiyet? Sırdı bilinmek isteyen Rabbinin sakladığı. Dünya telaşında koşturan insanın gönlünde yeşermeyi bekleyen ruhundu. Zirveydi tahtında Rahman'ın olduğu. Alemleri aşkla yarattı Rabbin. Aşkına meftun kıldı seni ve süsledi bu aşkı en samimi sözlerle. Kul olmak gerekti ona. Ve kulluğun en saf haliyle yaşamak gerekti. Kulluk, aşkın en samimi hali olmalıydı. Tevhidin kalbinde aramalıydı insanlar onu. Bir cevherdi samimiyet, keşfedilmeyi bekleyen. Kainata işlenmiş sanatı aramakta saklıydı samimiyet. Ve samimiyet gerekti insana, tevhidini bildirirken Rabbin. Ve gösterirken sana samimiyetini yüce Kur'an'da ihlas dedi adına. Samimiyetin kapısı tevhidi anlamaya davetti. Davete icabet edenler vardı. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihler. Yunuslar vardı can gözüyle alemlere bakan ve gönlüyle konuşan. Mevlana'lar vardı, olduğu gibi görünen ya da göründüğü gibi olan. Bak sen de ey insan kainatın düzenine. Ufukların ardında doğan güneşin seyrine dal. Her gün nasıl da dolaşır dünyayı ve her gün nasıl da eşlik eder Allah'ın adının minarelerden yükselişine. Görünenin maverasına bak. Görünenin ardını, maverayı görebildiğin kadar samimisin. Sağ elinin verdiğine kör olduğunda sol elin ve riya ellerine bulaşmadığında samimisin. Toprak bedeninde mayalanan ihlasla açtıkça orucunu, dünyanın damaklarda kalan tadını elinin tersiyle ittiğinde, alın terin iman damlaları gibi avuçlarına düştüğünde samimisin. Ve samimisin, kardeşliğin karındaşlıktan gelmediğini anladığın anda. İhlasını göstermek için yaratıldı kelimeler. Amel baktı yanına, samimiyeti gördü. Bildi amel, ruhuydu samimiyet. Rabbinin huzuruna çıktığında sevgisiydi, tövbesiydi, ümidiydi. Ve mayasındaydı insanın ihlas. Tohumlarını Rabbinin serpti. İbrahim'in ateşlerdeki yoldaşı, Yunus'un balığın karnındaki sabrıydı. Yusuf'un kuyulardaki ümidi, Adem'in tövbesiydi. İsmail'i bıçağın altına yatıran teslimiyetti. Muhammed'i miraca çıkaran aşkıydı samimiyet. Rabbinin rızasını gözetmeliydi insanoğlu samimi olmak için. İstanbul'a bakmalıydı Fatih'in ihlasını görmek için ve Kurtuba'da dolaşmalıydı Tarık'ın samimiyetini anlamak için. Öylesine samimi olmalıydı ki insan. Dünya gözlerini kırparken hayal etmeliydi. Aşk alevlerinde gemiler yanmalı, hadislerin müjdesine mazhar olunmalıydı. Başka olmalıydı Süleymaniye'de bayram sabahı. Sinan'ın samimiyetinde secdeye alnını değdirmek. Samimiyetle yapılan niyetleri geri çevirmezdi Rabbi. Bilmeliydi insan.
ve öğrenmeliydi riyayı uzak tutmayı ruhundan. Bilmeliydi ihlasın hal işi, gönül işi olduğunu. Bugün gösterişli binbir virane ile doldukça dünyalar, gönül evini terk eyledi insanlar. Sessizleşti gönüller ve dünyanın şaşasına mahkum edildi samimiyetler. Bakmaz oldu insanlar görünüşün ardına ve metalara verildi önemler. Kaybedildi samimiyetler, yok oldu ihlaslar. Ve unutunca insan samimiyeti, şaşırdı yolunu. Düştü çıkmazlara, uzaklaştı kendinden, fıtratından. Oysa hatırlaması gerekenler vardı insanın yolunu kaybetmeden. Hatırlamalısın ey insanoğlu, sen yoktun. Alemler yoktu, zaman yoktu, Adem yaratılmamıştı daha. Sadece ihlasla kavlü belada verdiğin sözler vardı, şimdi unuttuğun. Beden örtüsüne büründüğünde, zamana esir olduğunda kaybetmeye başladığın ihlasın vardı. Allah'a olan samimiyetin azaldığında, kula olan samimiyet çoktan terk etmişti yaralı gönlünü, sinedeki yükünü. Bilmen gerekirdi. Allah'a karşı samimi oldukça, yarattıklarına karşı da samimi olunacağını. Ve Allah'a samimi oldukça, kendine de samimi olacağını. Ey insan! Deme görsünler, deme duysunlar. Sakın ola deme bilsinler. Riyayı davet etme ruhuna. Sırrını verme ona, sat pazarlarda. Dikkat et ey insan. Riyaya dönmesin imanın. İndir ruhundan kuşandığın dünyalıkları. Teslim ol Rabbine yollar açan samimiyetine. Dön gönül evine yeniden. Lebbeyk de. Sana geldim, geldim. Buyur Allah'ım de. Gönül Kabe'nde dön dolaş pervane misali yansın kanatların. Yoldaşın olsun samimiyet. Bulamazsan yoldaşını gönül çıkmazlarında kaybedersin yolunu. Günler tükenir ve tükenir ömrün günler tükendikçe. Tıkama kulaklarını gönlüne. Kesrette var olan vahdetin yansımalarını duy ve gör. Ay ışığı ummanlarda parıldarken yakamozlar. Rahman'a aç ellerini ve gecede aç ellerini ki şahit olsun geceler. Sessizliğinde aşkını haykıran amellerin ihlas hırkasına. Utansın Musa gidince put yapan eller. Buzağa tapan bedenler ve utansın samimiyetini yitirmiş diller. Adı dünya. Zor, hoyrat ve kısa iki ezan arası kadar. Doğum ve ölüm tarihleri arasındaki çizgi kadar kısa. Ve insan, yaratılmışların en üstünü ama zayıf, unutkan ve nefsine malum. Silkinmek gerek, baharla yeniden can bulmak için. İhlas gerek insana, amellere ruh üflemek için. Dillerin bağını çözmek gerek. Dil ki gönüldür, gönül ki ihlastır dillerden dökülen. Amellerine üfle ihlası. Uzaklaş boş sözlerden. Özden mahrum kalma. Kuru bir yorgunluğu yükleme sırtına. Açmak istersen gizli hazineleri, ihlas anahtarını al eline. Alemler Rabbinin ilk emriydi. Okumak gerekti. Okumak için İhlas gerekti. Rabbin kainatı senin için sakladı kainatın içine ve bulmak gerekti çünkü Rabbin bilinmek istedi. Bilmek gerekti. Ağaçlarla bilmek, rüzgarla bilmek, sesle bilmek. Dilde sükun,
gönülde sükun, amelde sükun. Sen sustuğunda ve çekildiğinde gecenin koynuna konuşur ağaçlar. Yeniden canlanmayı beklerken ve konuşur bütün kainat. Gece konuşur, ay konuşur, yıldız konuşur. Kelimeler dökülmez dudaklarından. İhlas dillenir ve sen duyarsın sesini. Uyanırsın gafletten ve duyarsın. Bakarsın çalışır karıncalar tek sıra halinde ve çalışır arılar renk renk çiçeklerde. Anlarsın zikri, anlarsın şükrü ve anlarsın samimiyeti. Hatırlarsın Bezmi Eles'te verdiğin sözleri. Çağları, zamanları, alemleri aşan sözler hatırlatır samimiyetini. Ve hatırlatır alemlerin efendisin. Din samimiyettir, içten ve gönülden bağlılıktır. Din samimiyettir, içten ve gönülden bağlılıktır. Evet, malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığımız Türkiye'nin dört bir tarafında Kutlu Doğum Haftaları dolayısıyla programlar düzenlemeye devam ediyor. Yarın da Urfa'da coşkulu bir program var, Urfa Stadyumunda, Başbakanımız da söyledi. Şimdi yine aramıza az önce katılan Önder Genel Başkanı Sayın Doktor Hüseyin Korkut'u davet ediyorum kısa bir selamlama konuşması için. Muhterem Başkanım, değerli Müftü Hocam, Bağcılar İmam Hatip Mezunlar Derneği değerli Başkanı, kıymetli dostlar, hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifi vesilesiyle kutlu zamanları kuşanmaya, anlamaya, anlatmaya çalıştığımız bu güzel akşamda, bu güzel mevsimde bizi bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ediyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatü selam olsun. Cenab-ı Hak onun sevgisini gönlümüzden, kalbimizden eksik etmesin. Samimi olarak onun sünnetini yaşamaya, onu anlamaya, onun ahlakıyla ahlaklanmaya bizi muvaffak kılsın inşallah. Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları Mensupları Derneği, Türkiye'de sayısı 800 bine yaklaşan İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İmam Hatip Okulu öğrencileri, 300'ü aşan mezun derneği, bütün mezunlarımızla beraber tam da bu iklimi, ülkemizin iklimi olsun, sokaklarımızın iklimi olsun, hayatımızın iklimi olsun diye çabalıyor. İmam Hatip neslinin yıllardır ülkemizin kendi medeniyet köklerine tutunması için ülkemize çok ciddi katkılar sağladığını, siyasette, sosyal hayatta, kültür hayatımızda, dini hayatımızda önemli izler bıraktığını paylaşmak istiyorum. Bu güzel akşamda hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa adı Önder olan İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanımız Sayın Hüseyin Korkut hocamıza, Doktor Hüseyin Korkut hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve gecenin konuşması için İstanbul İl Müftümüz Profesör Doktor Rahmi Yaran hocamı huzurlarınıza davet ediyorum. Bakalım hocam din ve samimiyet hakkında kalplerimize neler söyleyecek. Muhammed'in nebi ümmi ve ala alihi ve sahbihi.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Bağcılar'ın çok değerli yöneticileri, Bağcılar halkına hizmet veren hizmetkarlar ve Bağcılar'ın çok muhterem halkı, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize saygılar sunuyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Sanıyorum 7'de başlayan bir program 3 saatini doldurdu. Ben de bu programda bir konferans verecektim ama bundan sonra da zor, yine de bir iki şey söyleyeyim. Samimiyeti size anlatacaktım fakat samimiyeti size anlatmayı zait buluyorum. 3 saattir burada oturuyorsunuz. Peygamber aşkı için, peygamber sevgisi için, muhabbeti Muhammed için buradasınız. İşte samimiyet sizsiniz. Peygamber Efendimiz'e karşı samimi olmak, Allah'a karşı samimi olmak. İsterseniz Allah'a karşı samimi olmak derken bizim bir Cibril hadisimizde ihsan tarifi vardır. Onunla söze başlayalım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İhsan, daha önce şunu söyleyeyim. İhsan kavramı her hafta cuma namazı hutbenin sonunda bir ayet okur bizim hocalarımız. Estaizu billah, innallâhe ye'muru bil adli vel ihsani diye devam eder. Orada geçer ihsan. Allah adaleti emreder. İhsanı emreder, akrabaya vermeyi emreder. İhsan nedir diye soruluyor Peygamber Efendimiz'e. Diyor ki ihsan, Allah'a sanki seni görüyormuş gibi kulluk etmendir. O seni görmüyor, sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. İhsan, Allah'a sanki onu görüyormuş gibi ibadet etmen, kulluk etmendir. Allah'a onu görüyormuş gibi kulluk etmek demek, hayatı her an her dem Allah'ın murakabesi altında, gözetimi altında olduğunun idraki içerisinde yaşıyor olmak demektir. Gerçekten de bir mümin için öyledir. Her an biz Cenab-ı Hakk'ın kontrolü altındayız. Her anımızı görüyor, ona gizli olan hiçbir şey yok. Eğer biz gerçek manada ihsan noktasına ermişsek, eğer biz gerçek ve samimi isek, gerçek manada samimi isek, hayatımızda yanlış yapmamalıyız. Kimseyi aldatmamalıyız. Aldatan bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Asla yalan söylememeliyiz. Sahtekarlık yapmamalıyız. Ama bakıyoruz Müslümanlar, hacca gitmek için bile yalan söylüyorlar. Hacca gitmek için bile sahte yollara başvuruyorlar. Muhterem kardeşlerim, Müslümanın hayatında rüşvetin yeri yoktur. Ne alır, ne verir.
Çünkü rüşvet ile alınan da verilen de aslında hak edilmeyen şeylerdir. Hak edilmeyen bir şey Müslümana altın tepside sunulsa Müslüman yine demelidir ki bu benim hakkım değil. Ve Müslüman bırakın rüşveti hediye konusunda bile hassas olmalıdır. Samimi Müslüman, Peygamber Efendimiz'den bir örnek hatırlayalım. Zekatlar bugünkü gibi herkesin kendi insafına terk edilmiş değildi o günlerde. Peygamber Efendimiz zekatı toplamak üzere memurlar gönderiyordu. Onlar gidip belli bölgelerden zekatı toplayıp getiriyorlardı. Bunlardan bir tanesi topladığı zekatları aldı geldi Medine-i Münevvere'ye ve şöyle bir grup ayırdı, dedi ki bunlar zekat malları. Bir tarafa da ayırdı, bunlar da ühdiye ileyye, bana hediye edildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkesin duyacağı bir şekilde bir konuşma yaptı ve buyurdular ki sizden birisine ne oluyor ki biz onu göreve gönderiyoruz ve geldiğinde şunlar zekat malı, şunlar da bana hediye edildi diyor. Otursaydı evinde de bekleseydi bakalım geliyor muydu o hediyeler? O hediyeler mevkiye gelen, makama gelen hediyeler olduğu için, o yapmış olduğu görevden dolayı gelen hediyeler olduğu için böyle bir ikazda bulunmuştu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz yine buyuruyor ki, Müslümana silah çeken bizden değildir. Bugün Müslümanlar birbirine silah çekiyorlar. Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Pakistan'da, Mısır'da ve daha birçok ülkede, Müslüman ülkede Müslümanlar, Müslümanlar tarafından katlediliyorlar. Diğer taraftan bazı ülkelerde de Müslüman olmayanlar tarafından katlediliyor. Halbuki Müslüman, Müslümana silah çekmez. Müslüman haksız yere gayrimüslime bile silah çekmez. Ancak meşru zemin oluştuğu zaman savaş hali bundan istisnadır. Müslümanın hayatında gösterişe yer yoktur. Desinler diye yapmaz, falancılar bilsinler diye yapmaz. O Allah için yapar. Müslüman için Allah'ın bilmesi yeterlidir. Zaten samimiyetin bir cephesi de yaptığını Allah için yapmaktır. Dini Allah gönderdi, peygamberi Allah gönderdi. Müslüman dininde samimidir ve bundan dolayı da Allah'ın dinini anlamaya, anlatmaya ve yaşamaya çalışır. Bir cemaate mensup olabilir, bir mezhebe mensup olabilir, bir ırka mensup olabilir, bir siyasi düşünceye mensup olabilir ama hiçbir mensubiyetini İslam'a mensubiyetinin bırakın önüne geçirmek, yanına dahi yaklaştırmaz. Önemli olan onun için
İslam'a mensubiyettir ve dünyanın neresinde olursa olsun o her Müslümanı kardeşi bilir. Bu ona Allah'ın emridir. Bu ona Resulullah'ın emridir. Müslümanın Müslümanla ilişkisi için Cenab-ı Hak buyuruyor ki innemel müminune ihvetün. Müminler ancak kardeştir. Yine buyuruyor ki Cenab-ı Hak estaizu billah vel müminune vel müminatu ba'duhum evliya'u ba'd. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirinin velisidir. Ne demek veli? Bir veli, bir anne, bir baba evladını atabilir mi? Yanlış yapsa bile, hatalı bile olsa, en kötü yollara düşse bile onun vazifesi onu o yanlış istikametten çekip çevirmektir. Mümin de mümin kardeşinin velisi olarak kendisini görecek. Ama uygun üslupla, güzel sözle, nasihatle onu en güzel yola, Allah'ın yoluna çekip getirecek, çekip çevirecek. İnsanlara karşı, hatta hayvanlara karşı sorumluluğu olduğunu, vazifesi olduğunu asla unutmayacak. Onun için mümin İslam kimliğini, Müslüman kimliğini her şeyin önünde tutarken İslam'ı da Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem tebliğ ettiği gibi arı, duru, saf haliyle yaşayacak, yaşamaya çalışacak. Değerli kardeşlerim, mümin İslam'dan kazanmaz. Mümin İslam'a kazandırır. Maalesef son senelerde karşılaştığımız bir husus da bu. Müminler İslam'dan kazanmaya bakıyorlar. İslam'ı kullanarak kazanmaya bakıyorlar. Eyüp Sultan Ebu Eyyub el-Ensari gibi bir varlığımız var İstanbul'da. Peygamber Efendimizin mihmandarı, Medine-i Münevvere'de onu evinde misafir etmiş olan sahabi, İstanbul'un surların yanına kadar ileri yaşına rağmen gelebilmiş o değerli sahabi, onun adını bile yüzme havuzlarına verecek kadar İslam'ı kullanmaya başladık. Birçok ticari isimler İslami kavramlarla anılmaya başlandı ve o ticari müesseseler yanlış yaptığı zaman, o ticari müesseseler hata işlediği zaman adeta İslam hata işlemiş gibi oldu. Birçok kavramları artık biz vaazlarımızda bile kullanamaz olduk. Ticari müesseseler ele geçirdiler. Her cemaatin, her grubun neredeyse bir holdingi olmaya başladı. Sanki İslam adına yola çıkanlar kendilerine servet veya cemaatlerine servet edinmeye başladılar. Servet edilecekse Müslümanlar şahsı için edinirler ve onu İslam için kullanırlar. Muhterem kardeşlerim, dünya hayatında iyilikler çok ve Allah dinin kendisine ait olmasını istiyor. Bu manada kullanılan bir kavram, Kur'an'da çokça zikredilen bir kavram da ihlas kavramıdır. Estaizu billah ve ma umiru illa liya'budu Allah'a مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم. Ehli kitabı anlatıyor Cenab-ı Hak bize, biz de öyle olmayalım diye.
ayetin öncesinde onlar kendilerine açık deliller geldiği halde ihtilafa düştüler dedikten sonra, halbuki onlara sırf Allah'a kulluk etmeleri, dini ona has kılarak, hünefa, tevhid ehli olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. İhlas ve samimiyet güzel kavramlar. Ama benim kalbim temiz deyip kurtulmak mümkün değildir. İhlasla birlikte, samimiyetle birlikte özellikle namaz vardır, özellikle zekat vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biat alırdı, söz alırdı bilhassa yeni Müslümanlardan. Ne üzerine söz alırdı? Cerir İbni Abdullah sahabe-i kiramdan diyor ki, bayatu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile sözleştim. Ona söz verdim. Ala ikamis salah, namazı kılmak üzere. Ve ita'iz zeka, zekatı vermek üzere. Ve nushi li kulli muslim, ve her Müslümana karşı samimi olmak üzere. Müslümana karşı samimi olmak, onu aldatmamak, onun ırzında, namusunda, malında, mülkünde, servetinde gözü olmamak, ona saygılı olmak. Çok değerli kardeşlerim, bir iflas hadisi şerifi vardır. Onunla bitirmek isterim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor bir gün sahabesine, etedrûne menil müflis, biliyor musunuz müflis kimdir? Yani iflas etmiş insan kime derler? Türkçede de müflis, iflas kelimeleri var. Sahabe-i kiram diyorlar ki, ya Resulallah, bize göre müflis dirhemi, dinarı, meta'ı olmayan, fülusa kalmış olandır. Şimdi bu kavramları kısaca anlatayım. Dinar altın paradır. Dirhem gümüş paradır. Meta da alınıp satılan ticari eşya vesaireler. Her türlü mal. Fülus ney? Onun aslında felstir, tekili. Türkçede de kullanıyoruz fülus. Ufaklık para, altın, gümüş değil, ufak para. Bir insan ona kalmışsa işte o müflistir, öyle anlatıyorlar. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müflis şu insandır. Ahirette gelir, namazı vardır, orucu vardır, zekatı vardır, hayır hasenatı vardır, çok varlığı var. Varlığı, varlıklı birisi olarak o hesap meydanına gelir. Ama falancının haysiyet ve şerefine söz etmiştir. Filancının malını almıştır. Filancıyı dövmüştür, darp etmiştir. Dolayısıyla üzerinde çok hak vardır. O hak sahipleri için namazından alınır o tarafa, zekatından alınır o tarafa, orucundan alınır o tarafa, hayırından, hasenatından alınır borçların ödenmesine. Ama borçlar bitmez. Bitmeyince, verecek bir şeyi kalmayınca, bu sefer diğerlerinin günahlarından alınıp ona yüklenir, yüklenir ve cehenneme gider. Allah muhafaza buyursun. Aziz kardeşlerim, Allah iflas edenlerden eylemesin. Dünya iflası ayrı bir şey, onu kastetmiyorum.
Cenab-ı Hak ahirette iflas edenlerden eylemesin. Asıl kaybedenler diyor Allah, asıl ziyan edenler ahirette kendilerini ve çoluğunu çocuğunu kaybedenlerdir. Onu ziyan edenlerdir. Çoluğumuza, çocuğumuza, neslimize, geleceğimize sahip çıkalım. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar bizim her şeyimiz. Bizim yarın bu ezanların bu semalarda devamını onlar sağlayacak. Bu bayrağın bu semalarda devamını onlar sağlayacak. Bu camilerin cemaatini onlar artıracak, onlar sağlayacak. Allah samimiyetten ayırmasın. Rabbim samimiyetle yaşayanlardan eylesin. Onun kitabını eğip bükenlerden değil, onun dinini sağa sola istenmeyen şekilde yorumlayarak kendine şahsi menfaat temin edenlerden değil, onun uğrunda, onun yolunda, onun rızasında yaşayanlardan eylesin. Geceniz mübarek olsun. Allah sizden, hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyoruz Sayın İl Müftümüze, şeref verdiniz. Bağcılar İlçe Müftümüz Sayın Hasan Hüsnü Sula hocamız takdim ediyor çiçeğini. Evet değerli misafirlerimiz, az sonra Kur'an-ı Kerim ziyafetiyle devam edeceğiz ama önce ödül kazanan öğrencilerimiz var. Onlara ödüllerini takdim edeceğiz. Bağcılar İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği'nin Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği İmam Hatip Liseleri arası yarışmalarda siyer, temel dini bilgiler, münazara ve kitap okumada derece kazanan öğrenciler biraz sonra isimlerini anacağım ve tek tek huzurlarınıza gelecekler. Değerli protokolümüzde onlara ödüllerini takdim edecek. Evet. Onları takdim ediyorum. Şeyh Muz Şimşek, Vedat Acef, Çağla Ercins, Şehet Cavat, Aleyna Hasgül, Meryem Özdoğan, Canan Kuşçi, Hasret Kumru, Hilal Özhan, Eyüp Candik, Halil Yeşilkaya, Fatma Zehra Baş, Veysel Er, Atilla Akgün, Zahit Binici, İrem Boylu, Enfal Nur Akay, Hale Sena Kaplan, Büşra Ceylan, Furkan Göçmen, Oğuzhan Kaya, Şevval Koca, Esma Zerdali, Kübra Aslan, Hilal Hazar, Melike Bağcı, Hiranur Altun, Samet Kutlu, Muhammed Dağ, Furkan Doğan, Furkan Selim Yıldırım, Kerem Durdu, Semanur Dinçer, Ömer Faruk Duran, Fethullah Demir, Gamze Turhan, Ufuk Canik, Yasin Kaya, Necdet Hubeyb Ekmekçi. Evet, değerli başkanımızı, değerli kaymakamımızı, değerli ilçe başkanımızı ödülleri takdim etmek üzere buraya davet ediyoruz. İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanımızı da davet ediyoruz buraya. Milli Eğitim Müdürümüz, evet, ilçe Milli Eğitim Müdürümüz de teşrif etsinler lütfen. Evet, bu kardeşlerim İmam Hatip Liseleri arası yarışmalarda ki siyer, temel dini bilgiler, münazara ve kitap okumayı kapsıyor, derece yaptılar. Tebrik ediyoruz onları. Maşallah. Allah İmam Hatip neslini bereketlendirsin. Annelerine, babalarına da nesillerinden temiz soy nasip et.
Bu arada İmam Hatip demişken yine bir İmam Hatipli olan saygıdeğer Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adını da gururla anıyoruz burada. İnşallah onunla beraber yürüyelim bu yollarda. Onunla beraber ıslanalım yağan yağmurda. Ve ona gelen her türlü sıkıntıda dualarımızla ona şemsiye olalım. Telgraflar var elimizde. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta, Fatih Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Kadir Topbaş, İstanbul Valimiz Sayın Hüseyin Avni Mutlu, Ekonomi Bakanımız değerli Nihat Zeybekçi, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Beyefendi, Milli Eğitim Bakanımız Profesör Nabi Avcı, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın İdris Güllüce ve Başbakan Yardımcımız Profesör Doktor Emrullah İşler Beyefendi telgrafla sizlere selamlarını, sevgilerini gönderdiler. Evet, ödüllerimizi hemen verelim. Çünkü az sonra Kur'an-ı Kerim ziyafetiyle devam edeceğiz. Mısır'dan iki misafirimiz var. Hafız Yasir Şarkavi, Muhammed Şahat ve yine bizim hafızlarımızdan dünya çapında bizi temsil eden, yüzümüzü ağartan, göğsümüzü kabartan değerli hafızlarımız, kıymetli hafız Beyazıt İmam Hatibi Suat Gözüdok hocamız, hafız Abdurrahman Bozan ve hafız Adem Karabey bizlere bugün Kur'an-ı Kerim'den ayetleri, Kur'an-ı Kerim'in altın cümlelerini güzel sesleriyle üzerimize serpecekler. İnşallah tribünlerde bulunan ve keşke biz de böyle yarışmalara katılsak ya da katılsaydık, dereceye girseydik diyen değerli kardeşlerim varsa onların da Allah zihnine açıklık versin. Onlar da inşallah önümüzdeki yarışmalara katılsın ve derece alsınlar. Bir evladın anne babasına ahirette tattıracağı en büyük derece Allah'ın ondan razı olmasıdır. Hele bu bir hafızsa, hele Kur'an'ı bırakmamışsa, Kur'an da onu inşallah mahşerde, kabirde bırakmaz.
hepsini geçtim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah. Evet, ödül alan kardeşlerimiz yavaş yavaş sahneyi terk etsinler lütfen. Programımızı hemen devam ettirmek durumundayız. Ekran başındaki seyircilerimiz de, onları da bekletmeyelim. Evet, sahneyi hazırlıyoruz hocalarımız için. Dediğimiz gibi bugün Mısır'dan iki hafızımız var. Ve yine diğer iki hafızımız da dünya çapında bizi temsil eden değerli Beyazıt Camii İmam Hatibi Suat Gözüdok hocamız, Hafız Suat Gözüdok ve yine Hafız Adem Karabey bu akşam Olimpik Salonu Kur'an sesleriyle inletecekler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi. Evet, ödül alan arkadaşlarım hemen hızla sahneyi terk etsin lütfen. Teşekkür ediyoruz. Muhterem misafirlerimiz, Kutlu Doğum programımız devam ediyor. Malum Kur'an-ı Kerim'le devam edeceğiz. Çocukları belki susturamayabiliriz ama bizler lütfen sessiz olalım. Evet, Kur'an-ı Kerim okumak üzere önce Mısırlı misafirimizden başlıyoruz. Huzurlarınızda Kur'an-ı Kerim okumak üzere Mısırlı hafız Mahmud Şahad'ı davet ediyorum. Seyyid Şahad, fadal. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما
Ya eyyühellezine amenuzkurullaha zikran kesira. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودا إلى الله
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها والشمس وضحاها
والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم. Thank you.